Ancak bizimkilerin hikayesi sandığınızdan biraz daha erken başlıyor. Yenilenen teknolojiyle yeni para kazanma imkanları doğmuştu. Bunların şüphesiz en büyüğü de yasa dışı bahis, yani bet siteleri. Burada hem eliniz kirlenmiyor, hem güzel para kazanıyorsunuz, hem de kulağa o kadar kirli gelmiyor. Düşünsenize, A şahsı uyuşturucu kaçakçılığından 100 bin lira kazanmış mı? Yoksa B şahsı bet işinden 50 milyar dolarlık bir kazanç sağlamış mı? Kulağa daha kirli geliyor. Fakat bizim eski tip mafya bu işleri pek iyi bilmiyor. Öğrenmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız Peker'in tayfası bu işlerle ilk defa tanışmıyor. Türkiye'ye bu sanal bahis işini getiren kim biliyor musunuz? Semih Sari. 2000'li yıllarda internette site açan İtalyan Lorella Razzetti futbol, basketbol ve tenis karşılaşmaları ile at yarışları üzerinden bahis oynatmaya başlıyor. İzinsiz oynatılan bu bahislerde yüklü miktarda para yatıranların kaybetmesi sağlanıyor. Elde edilen milyonlarca kara para Semih Sari adlı bir Türk tarafından Razzetti'ye aktarılıyor. Vurgun bir bankanın ihbarı üzerine Mali Suçlar Araştırma Kurulu, yani MASSAK tarafından ortaya çıkarılıyor. İhbarı yapan bankadaki hesap kayıtlarında Razzetti'nin kendisinin 59 doğumlu bir muhasebe müdürü olarak tanıttığı, adresini ise İstanbul'da Mecidiyeköy'de gösterdiği belirlendi. Bahis oynayanların Razzetti'nin hesabına yatırdığı bu paralar ise kendisi tarafından vekalet verilen Türk vatandaşı Semih Sadi tarafından çekiliyor. Bunun üzerine Semih Sadi'nin izi sürülmeye başlanıyor ve ilk defa sanal bet ve Kıbrıs bir araya geldi. Çünkü Sadi'nin annesi Stella Salem, ki Semih Sadi de Musevi bu arada, bunu da belirtelim, önemli olacak bu çünkü ileride, Girne'de bir hesap açıyor. Bu ortaya çıkarıyor. Semih Sadi annesi adına Girne'de bir hesap açmış. Kolaybahis.com adlı bir başka internet sitesinden oynayanların paralarını Kıbrıs'taki bu hesaba yatırmasını sağlıyor. Semih Sadi'nin bu paraları annesi aracılığıyla çektiği belirleniyor. MASSAK vurgunu önlemek amacıyla işbirliği yaptığı bankalara söz konusu hesapları kapattırıyor. Ancak Semih Sadi kendini geliştiriyor. Bu süreçte farklı yöntemler buluyor. Yani düşünsene, eskiden böyle bahis yaptığın zaman birinin bankasına parayı falan yatırıyor. Ne kadar güven vermeyen bir olay değil mi? İşte 2000'li yıllar, ama Semih Sadi akıllı, kendi geliştiriyor. Bak da 2000'li yıllarda sıkı durun, ne yapıyor biliyor musunuz? Nokta Otomasyon Bilişim Ticaret Limited şirketini kuruyor. Ne oldu diyorsun şimdi sen? Ne yaptı bununla? İnternet üzerinden sanal kart aracılığıyla alışveriş yapıldığı görüntüsünü vererek bahis oynattırdı. Bu şekilde Sadi para toplamaya devam edebildi. Bu sırada müfettişler hesap numaralarına para yatıran Türk vatandaşların adresini, kimlik ve vergi numaralarına ulaşmak için harekete geçiyor, ancak çoğunun kimlik bilgilerine ulaşamıyor. Az sayıda kişinin ifadesi alınabiliyor. Önemli olan ama para değil, parayla ne yapıldığı. Çünkü Sadi bu parayla Business Channel TV adlı bir televizyon kanalı kuruyor. Bu kanal önemli, aklınıza iyi tutun. 13 Kasım Salı 2007'de Game Over operasyonuyla Semih Sadi tutuklanıyor. Business Channel TV basılıyor. Burada Hayrettin Ertekin'in bilgisayarına da el konuyor. Ertekin, Sedat Peker'in mahkum olduğu kelebek operasyonunda bu organize suç şemasında adı geçtiği için gözaltına alınmıştı. Peki bu tutuklananlar içerisinde kim var biliyor musunuz Game Over operasyonunda? Hüsnü Falyalı, Halil Falyalı'nın kardeşi. İşte Sanalbet, Kıbrıs ve Falyalı isimleri ilk defa burada bağlanıyor. Hüsnü Falyalı ve Sanalbet'e birazdan döneceğiz, ama size Business Channel TV'yi anlatacaktık değil mi? Hayrettin Ertekin bu olayda ve Peker davalarında sadece ifade vermişti, ama birkaç sene sonra Ergenekon'da sanık olmuştu. İşte bu Ergenekon davasının 48. oturumunda tutuklu sanık olan Hayrettin Ertekin bu kanal ve finansmanı hakkında ifadeler veriyor. Ertekin, televizyonu psikolojik harekatta bir şeyler yapalım diye aldık. Bizim öyle bir örtülü paramız var. Sözlerine ilişkin soruya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında PKK'ya karşı psikolojik harekattan söz ediyorum. Biz televizyonlarda reklam dışı gelirlere örtülü ödenek deriz diye karşılık veriyor. Business Channel'a örtülü ödenekten para geldiği yönünde bir beyanı olduğu hatırlatarak, örtülü ödenekten kasının ne olduğu sorulan Ertekin de, reklamdan gelmeyen para örtülü paradır. Reklamdan gelen para açık paradır. Patronun verdiği paraya örtülü para denir şeklinde konuşuyor. Business Channel'ın ortağı ve aslında sahibi Semih Sadi nedeniyle kara para suçundan basıldığını ifade eden Ertekin, Sadi'nin ABD'deyken internetten kumar para oynayarak kazandığı 40 bin doları babasına gönderdiğini, hakkındaki suçlamanın ise bu nedenle yapıldığını iddia ediyor. Bu konuyu Kıvrıkoğlu ve Büyükanıt ile konuştum. Yaşar Büyükanıt'tan bahsediyor. Medyanın bu konuda yanlarında yer almadığından şikayetçi oldular. Ben de buyur size televizyon dedim. Ne söylemek isterse söylesinler dedim diyerek kendini savunuyor. Daha enteresan olan olay da, Hayrettin Ertekin'i Diyarbakır'da görev yapan bir komutanın selamını duruşmadan Sedat Peker'e iletmesi. TSK'nın Güneydoğu'da başlattığı yardım faaliyetleri kapsamında oradaki öğrencilere 5000 önlük dağıttığını belirten Ertekin, Diyarbakır'da bir komutan tarafından Peker'in de 3 tır giyecek gönderdiğini öğrendim. Komutan Peker'e bu konuyla alakalı teşekkürlerini iletmemi istedi. Bu teşekkürü şu ana kadar iletme şansı bulamadım. Buradan iletiyorum diye konuştu. Tüm bunlar davalarda görülürken Business Channel TV'nin başında bulunmuş Can Ataklı konuştu. 2008 yılında şöyle anlatıyordu yaşananları. Bu arada Can Ataklı ve Sedat Peker deyince aklınıza şu sahne gelmiş olabilir. Millet para verdi oraya çıkmak için. İnanın diyorum. Ya bir örnek vereyim. Can Ataklı mesela, ya adamın tarzı var, şekli var, şimali var. Tanışmıyoruz ama yani bir tipli var. Ya ondan etkilenmiş ya.
O da işte o kuşaktan, o da seyredenlerden Televoli. Şimdi bir haber yazmış, Sedat Peker'in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyorum. Hani meşhur olmak isteyen popçular böyle bir şey kasarlar ya, takipçi kasmak için. Ya koskoca adamsın Can abi. O yaptığın haber nedir? Öyle rezalet mi olur? Olmaz. İşte bu yüzden diyorum. Bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz. Business Channel'ın başına geçmem için ilişki kuran kişi Hayrettin Ertekin adlı bir kuyumcuydu. Bu kişi kanalın gizli sahibi olduğunu ama Musevi asıllı iş adamı Semih Sadi'nin sahip görüneceğini söyledi. Ertekin askerle arasının çok iyi olduğunu, bu nedenle yönetim kurulunda bazı emekli generallerin ve Kenan Evren'in basın danışmanı Ali Baransel'in olacağını söyledi. Yönetim kurulunun bu şekilde oluşturulmasına asker televizyonu görüntüsü vereceğini belirterek karşı çıktı. Ertekin kendisinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın danışmanı olduğunu, bunun da ötesinde tek sırdaşı konumunda bulunduğunu belirterek Dolmabahçe görüşmesini sadece bana anlattı dedi. Bu durumu görünce kanaldan gelen teklifi kabul etmemeye karar vererek sahip konumunda göründüğünü söylenen Semih Sadi durumunu aktardım. Ancak Sadi, Ertekin'in bizde tek kuruşluk hissesi bile yok. Bir zamanlar babama iyilik yapmış, babam da kendisini kolluyor. Ayrıca Büyükanıt'ın en yakın adamı. Bu nedenle de gönlünü hoş tutuyorum. Ama size söz, televizyon işine onu asla karıştırmayacağım. Siz de yardım ederseniz ayağını tam olarak keseriz, demiş Semih Sadi Can Ataklı'ya. Bu bilgiler ışığında rahatladım ve işe koyuldum. Birkaç takviye ile kadroyu oluşturdum. Herkese hatırı sayılır zamlar yaptım. Stüdyo ve çalışma ortamlarını yeniledim. 25 Ağustos günü yeni yayın dönemini başlatmaya karar verdim. Ataklı bu şekilde yeni yayın hayatına başlıyor. Fakat daha sonra bazı emekli generallerle kavga ettiğini ve bu yüzden dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın kendisini oradan kovdurduğunu söylüyor bir kumpasla. Peker'e kadar da yanan enteresan ilişkiler ağı değil mi? Fakat bahis siteleri ve Kıbrıs'ın önemini anlamışsınızdır. Şimdi gelelim Kıbrıs'a. Bu haftaki konuğumuz ve adı çok canlanan Halil Falyalı var. Falyalı klasik lokal mafyadan yükselme bir tip. Gasp, uyuşturucu, haraç, şantaj, tehdit ve tabii ki Kıbrıs'a özel kumar. Fakat değişen dönemde kumarın oynanış biçimi de değişti tabii ki. Falyalı kendini bir kabadayı olarak görüyordu. Gençliğinde eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun korumalığını yapmış, Ulusal Birlik Partisi'nden destek veriyor. Bu politik destekleri de bahis işine giriyor. Bunun için Yaşam Ayavefe'yi biraz tanımak gerekiyor. Ayvefe, Fethullahçı bir background'a sahip. En azından onlar sayesinde bilişim eğitimi alıyor. Bunun sonucu olarak da Türkiye'de Adana'da 2006 yılında sanal bahis işine giriyor. Ayvefe bu sektörde en bilgili, en hızlı diye biliniyor. Sadece yasa dışı bahiste kumardan elde ettiği para yıllık 1,5 milyar dolar. Diğer kumar baronları ile birlikte yasa dışı kumar ve bahis siteleri yıllık 50 milyar doları kontrol ediyor. 2009'da hakkında tutuklama kararı çıkınca kendini Kıbrıs'a atıyor. Burada Veysel Şahin'in yanına giriyor. Veysel Şahin yasa dışı bahis işinde kısa sürede yükseliyor. Tabii bu ne demek? Korumaya ihtiyaç demek. İşte bu noktada Halil Falyalı devreye giriyor. Şahin'i koruyor. Bir de tabii ki Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı var. Hani şu başta bahsettiğimiz var ya. İşte bu Hüsnü Falyalı'nın Eray Kenanoğlu'yla birlikte birçok konuda ortaklık yaptıklarını bütün Kıbrıs biliyor. Başta sanal bet işinde. Eray Kenanoğlu 2005'ten beri yasa dışı bahis işi yapıyor. Yani ortada bir profesyonellik var. Bu vesileyle Kenanoğlu Ayvefe'yi de tanıyor. Yaşam Ayvefe bu esnada Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ediniyor. Adadaki bir oteli ve kazinoyu 12 milyon euroya satın alıyor. Daha sonra tam 14 milyon euroya Girne'de bir araziyle otelini ve kazinosunun sahibi oluyor. Yasa dışı bahis ve kumardan elde ettiği parayla sayısız gayrimenkul ve inşaat yatırımı yapıyor. Tabii bunlar için emanetçi dediğimiz paravan biri gerekli değil mi? Bu noktada devreye sözde iş insanı, tabii hepsi iş insanı bu arada amına koyayım. Bu noktada devreye Ertuğ Dilaver giriyor. AYVF'nin emanetçi küçük ortağı. Çark oturmuş yani anlayacağınız. Peki bizim Sedat Reis ne alaka diyorsunuz şimdi değil mi? Eray Kenanoğlu Sedat Peker'in adeta Kıbrıs sorumlusu gibi. Yani kendi iddiası bu yönde. Yakın çevresi Peker'in AYVF'yi Kenanoğlu vesilesiyle tanıdığını söylüyor. Peker'i ziyaret eden AYVF, Kıbrıs'a gidemiyorum çünkü cinayete adım karıştı, düşmanlarım var. Nikah şahidim olursam bana dokunmazlar dendiği söyleniyor. Bunun üzerine Peker şahit oluyor ve bu şekilde AYVF Kıbrıs'a dönüyor. Böyle Kenanoğlu. Aralık 2014'te Sedat Peker Kıbrıs'a adeta bir günlük çıkarma gibi bir ziyaret yapıyor. Tabi organize eden Peker'in Kıbrıs adamı Kenanoğlu. Gazete ve billboardlara reklam veriyor, reisimiz geliyor diye. Bu ziyaretler esnasında verdiği bir röportajda bazı şahıslar gelmemizden memnun değil gibi sözler sarf ediyor. Burada Sedat Peker Halil Falyalı'yla da görüşüyor. Yanında da tanıdık bir isim, Ahmet Kurtuluş. Ahmet Kurtuluş'u İzmir'deki FETÖ borsası davasından biliyorsunuzdur. Ayrı bir videonun konusu bu. Fakat Peker'in burada bağ yapması tesadüf değil. Çünkü Falyalı olmadan sanal bahis işine girmek zor. Kurtuluş da buradan sonra bir şirket açarak bu işe giriyor. Her şey mutlu, mesut devam ediyor ta ki 2016 yılına kadar.
Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bazı olaylar değişiyor, güç dengeleri değişiyor. 2016 yılında Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı İspanya'da tutuklanıyor. Handikap operasyonu başlayınca IMF ve çetesi gözden çıkarılıyor. Hatta Aralık 2016'da Kıbrıs IMF'nin vatandaşlığını iptal ediyor. Eylül 2016'da Türkiye'de İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İngiltere ve Kıbrıs üzerinde kumar ve bahis oynatan uluslararası bir şebekeyi takibe alıyor. 30 milyar dolarlık pazar payı olduğu iddia edilen yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonunda Goal Game, La Liga Game, Oda Futbol internet sitelerinde oynatılan yasa dışı bahisin İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yönetildiğini belirliyor. Bahis sitelerinde İngiltere ayağını yöneten İngiliz uyruklu 49 yaşındaki Scott William Masterton var. Kıbrıs ayağında da Veysel Şahin. Aralarında Türkler de var. 35 kişi bu şekilde polis tarafından aranıyor. Bu Scott William Masterton İngiltere'de legal bir bahis sitesinin, büyük bir bahis sitesinin menajerliğini mi ne yapıyor? İşte kendisine buradan ek gelir falan mı ne oluşturuyor artık, nasıl yapıyorsa bilinmiyor. Ama tutuklanmamak için Türkiye geliyor, havaalanına görüşmelerini yapıyor, sonra geri uçuyor. Enteresan değil mi? Bu operasyon sonrası bizim Kıbrıs sallanıyor. Veysel Şahin'in demesine göre 2016 yılında Kıbrıs'a yanına Çağatay isimli bir polis müdürü gelmiş ve demiş ki bana 500 bin lira rüşvet verirsen İstanbul'da senin hakkında açılan soruşturmayı biz kapatırız. Bir hafta sonra da bu dosyaları WhatsApp'tan gönderiyor yani. Diyor ki bak gerçekten senin hakkında bir soruşturma var. Bu şekilde para ver. Hatta Falyalı falan da ödemiş yine. Veysel Şahin'in biraz anlattığına göre. 29 Eylül 2016'da işte bu şekilde mevzu patlıyor. Veysel Şahin ve çevresinde ne oluyorsa Türkiye'de oluyor. Hapiste değiller ama ipleri çekilmiş. İşte bu esnada Eylül 2016'da Sedat Peker'in iki yakın adamı İsmail Barbaros Aslan ve Kemal Levent, ki bu Kemal Levent hem Peker'in avukatı hem akrabası. İsmail Barbaros Aslan'ı kim biliyor musunuz? Hani Peker demişti ya, Fevzi İşbaşı'nı dövdürmek için AKP'den bana ulaştı Metin Külünk. Sonra benim adamım, akrabam, avukatım girdi dövdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilini, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım. Yetmedi mahkemeye çıkar. Benim evime gidip kendi gelmediniz. Öyle ya. Bezemek bile bizde işte. He işte o avukat bu avukat. Bu ikisi Peker'in emriyle Girne'de Pinarosa isimli iş yerine giderek Sedat Peker tarafından gönderildiklerini söyleyerek Ertuğ Dilaver'e Peker'e ait olduğunu iddia ettikleri mektubu vererek tehdit ediyorlar. Saat 3.30 civarında Ertuğ Dilaver'e ait Pinarosa isimli iş yerine giriyorlar. Diyorlar ki yaşam IMF'e ait olan bütün malların tümünü veya karşılığını bize vereceksiniz. Vermezseniz onu koruyan, kollayan bizim hedefimizdir. Bedeli çok ağır olacak. Şeklinde tehdit içeren ve Sedat Peker'e ait olduğunu söyledikleri mektubu veriyorlar. İki zanlı tehdit notunu verdikten sonra bu işin şakası yok, bu bedeli ödeyecek diyerek şiddet tehditinde bulunuyor. Kim bu Ertuğ Dilaver? İşte IMF'nin kasası, emanetçisi. Peker IMF'den alacağını tahsil ediyor. Çöküyor yani. Şimdi ne yaşanıyor burada? IMF'nin kasası, emanetçisi yani Ertuğ Dilaver'e çöküp diyorlar ki IMF'e ait ne varsa vereceksin bize. Vermezsen sizi koruyan bizim hedefimizdir. Kim koruyor bunları? Halil Falyalı. Yani bunların arasındaki olay aslında burada patlak veriyor. Neden? Hiçbir gazeteci falan bunu konuşmuyor ama asıl mevzu burada patlak veriyor. Bu iki zanlı iş yerinden ayrıldıktan sonra Ertuğ Dilaver sizce ne yapıyor? Tabii ki de büyük ihtimal Halil Falyalı'dan akıl alıyor ve sonra ne yapıyor? Polisi arayarak şikayetçi oluyor. Şikayet üzerine akşam saatlerinde tespit edilerek gözaltına alınıyor bu ikisi. Öğleden sonra da teminata bağlanarak Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılıyorlar. 3000 TL nakit teminat yatırmaları şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakılıyorlar. Şimdi Halil Falyalı'nın elinde olduğu için bu oralar komple bu Kıbrıs'ta bu işi aslında onun yaptırdığını kesinlikle söyleyebiliriz neredeyse. Yani Ertuğ Dilaver büyük ihtimalle telefonu sarılıp Halil Falyalı'yı arıyorlar. Diyorlar ki Peker bana çökmeye çalıştı. O da diyor ki şikayet et, polisler bu işi halleder diyorlar. Ve dediği şekilde de yapıyorlar. Sadece bu değil bu arada. 2016'da Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı da İspanya'da tutuklanıyor. Rum mafyasının yardımıyla böyle spektaküler bir şekilde hapisten kaçırılıp Kıbrıs'a geri getiriliyor. 2016'da Türk mafyası resmen çökmüş yani Kıbrıs'a ve sallanıyor. Veysel Şahin hani para ödeyip hakkındaki dosyanın kapatıldığını sanıyor ya. Bu ödediği paralara güvenerek 17 Temmuz 2017'de ağaçtan düşerek yaralanan babasını İstanbul'da hastaneye götürmek için özel uçağıyla Sivas'a geliyor. Fakat burada kendisini gözaltına alıyorlar. Gözaltına alınan Veysel Şahin tutuklanarak da Silivri cezaevine konuluyor. Sadece 2,5 ay içerisinde 21 Temmuz 2017'den 6 Ekim 2017'ye kadar Veysel Şahin'i Silivri cezaevinde 103 avukat 303 kez ziyaret ediyor. Niye? Tabii ki de pazarlıklar dönüyor ama Veysel Şahin bir türlü salınmıyor. Hatta 2018'de Ağır Ceza Mahkemesi 3 adamını tahliye ediyor, kendisini de. Bu 3 sanık çıkıyorlar, hemen kaçıyorlar, kayıplara karışıyorlar ama Veysel Şahin
aynı işi biraz daha uzuyor. 4 saat daha uzuyor. Bu esnada da yeniden tutuklama kararı çıkıyor hakkında ve içeride kalıyor. Çıkamıyor. Tabi bu esnada Halil Falyalı ve Yaşam IFF'e iyice yükseliyor. Fakat devran IFF için dönüyor dediğim gibi. Peker'le ters düşmesi ve vatandaşlığın iptali sonrası IFF Balkanlara kaçıyor. Fakat Peker orada güçlü. Sahte pasaportla yakalanan IFF hapse atılıyor. 7 ay sonra tahliye ediliyor ve Yunanistan'a kaçıyor. Yaşam IFF 28 Şubat 2019'da Türkiye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanıyor. IFF yakalanınca ortağı Ertuğrul Dilaver de firar ediyor Kıbrıs'tan. Fakat IFF Türkiye'ye iade edilmiyor. Avukatlığını Yunanistan'da FETÖ'cülerin avukatları üstleniyor. Yunanistan'daki kiliselere de milyonlarca euro bağış yapıyor. Ve Yunan gizli servisi ve üst düzey siyasetçilerle çok yakın ilişkiler içerisinde. Bu şekilde Yunanistan dolaşım kimliğini alıyor ve Türkiye iade edilmekten kurtuluyor. Yunanistan'da FETÖ mensuplarıyla ciddi ticari ilişki içerisinde olduğuna dair iddialar da var. Bu esnada kendine bir Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığı yapıp İngiltere'ye milyonlarca euro yatırım yapıyor ve bu noktadan sonra rahatça Londra-Yunanistan arasında mekik dokumaya başlıyor. Yeniden güçleniyor. Bundan çok değil biraz sonra 18 Mayıs 2019'da Eray Kenanoğlu'na bir suikast girişimi oluyor. Tam 14 kurşun sıkılıyor. Şans eseri kurtuluyor. Fakat olay burada bitmiyor. Kenanoğlu hastanede yatarken kendisini vurduranın avukatı geliyor ve seninle işimiz buraya kadar. Bundan sonra kendi hayatına çeki düzen ver diyor. İşte iddia o ki bu avukat Sedat Peker'in avukatı yani akrabalarından. Kenanoğlu'nu vurduran da eski reisi Sedat Peker. Kenanoğlu diyor ki benim üstümden başkalarına gözdağı vermek ve işte sizin sonunuz da böyle olacak diye mesaj uçurmak için yaptılar bunu. Şimdi bu dakikada Kıbrıs'ta kim kalıyor? Yani kime mesaj gidecek? IFF kaçmış, Ertuğrul Dilaver kaçmış, Veysel Şahin hapiste, Kenanoğlu'nun bağlı olduğu bir tek Falyalılar kalıyor. 2 hafta sonra İzmir'de Ahmet Kurtuluş suikaste uğruyor ve öldürülüyor. Hani Peker'in Sarallarla tanıştırdığı, Falyalı'yla arasını yaptığı sanal bahisçi Kurtuluş.